İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Hollanda'nın günlüğü, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve çalışan Batı Ermenistanlı Ermeni kadın yazarlara adanmış Yeni Avrupa Edebiyat Projesi. Greta Thunberg, Bakü'deki tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır. Batı Ermenistan'da depremde hasar gören Surp Mariam Asvazadze'nin Ermeni Kilisesi yeniden açıldı. Batı Ermenistan'ın evlatları Richard Donchian. Rusya ve Bakü Stepanakert'te Rus konsolosluğu açılması konusunu görüşmeye devam ediyor. Bakü, Ermeni mirasını yok etmenin yanı sıra Artsakh'ı da İslamlaştırma politikası yürütüyor. 1901 Garno Erzurum depremi, Meryem Ana Kilisesi'nin yıkılışı ve Ermeni halkının tarihsel kaybı. Hollanda günlüğü, Avrupa Dergisi ve Orer adlı Ermeni Avrupa Dergisi'nin 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve çalışan Batı Ermenistanlı kadın yazarlara adanmış yeni bir ortak edebiyat projesidir. Projenin başlığı Batı Ermenistan'ın ve zamanın Ermeni kadın yazarlarıdır. Elpis Gesaretsyan, Sırpıhi Tüsap, Sibil, Zabel Hancıyan, Hayganuş Mark Topuzyan, Zabel Yeseyan, Mari Beyleryan, Zarhuy Kalemkaryan, Arşaguhi Teodik Cezveciyan ve diğerleri. Projenin görevi Batı Ermenistan'daki Ermeni kadın yazarların hayırseverlik, himaye, eğitim ve edebi kültürel faaliyetlerine gerçek ve belgesel materyallere dayanarak ışık tutmaktır. Tarihsel bağlam dikkate alınarak faaliyetlerinin dikkat çekici özellikleri ve henüz basında yayınlanmamış diğer değerli bilgilere de yer verilecektir. Proje, Filoloji Bilimleri adayı doçent Manuk Aperyan'ın adını taşıyan Edebiyat Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Naire Hamparsumyan tarafından yönetiliyor. İsveçli iklim değişikliği aktivisti ve siyasi aktivist Greta Thunberg, Bakü tüm siyasi tutsakları serbest bırakılmalıdır, dedi. Bakü'de yapılması planlanan COP29 iklim zirvesinin başlaması vesilesiyle bu ülkede otoriter hükümet ile sivil topluma yönelik baskılar büyük ilgiyi hak ediyor. Kilikya Ermenistan'ının Hatay şehrinin Musa Dağı'nın Vakıflı Köyü'nün Hatay depreminde hasar gören Surp Asvazadze'nin kilisesi onarıldıktan sonra 17 Ağustos 2024'te Meryem Ana'nın tecellisi bayram arifesinde Patrick Sahak tarafından kutsandı. Törende Büyük Britanya ve İngiltere Piskoposluğu'nun lideri Piskopos Hovagim Manukyan, Rahip Dırtat Uzunyan, Hatay'daki kiliselerin papazı ve taşra cemaatleri müfettişi Rahip Avedis Tabaşan, Asuri Süryani Ortodoks Kilisesi'nden Barnabas Enstitüsü Başkanı Kore Piskopos Patrick Şohteon ve hacılar hazır bulundu. Yenilenen kilisenin yeniden açılış töreni kilise çanının saat 16'dan neşeli sesiyle başladı. Din adamlarının duaları eşliğinde kutsal mironla kilise kutsandı. Şimdiye kadar kimse bana piyasa trendinin yukarı mı, aşağı mı yoksa yatay mı olduğunu tahmin edebilecek karmaşık bir matematik denklemi göstermedi. Richard Donchian, 1905'te Amerika Birleşik Devletleri'nde 1880'lerde Batı Ermenistan'ı terk eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Onun yarattığı emtia trendlerini analiz etmeye yönelik yenilikçi yöntem bugün hala kullanılan ticaret sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağladı. Yale Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Donchian ilk olarak aile işi olan halı satışında çalıştı, aynı zamanda menkul kıymet alım satışıyla da uğraştı. 1929 ekonomik krizin bir sonucu olarak işini kaybetti ve bu da onu fiyat tarihi ve ticari eğilimler alanına girmeye zorladı. Kariyerine finans sektöründe Wall Street'te çalışarak devam etti. Richard Donchian yaşamı boyunca onlarca makale yayınladı ve Futures adlı anonim şirketi kurdu. Şirket halka açık sermaye fonlarından biridir. Zamanının ilerisinde olan bu adam Wall Street'te kadınların neredeyse yasak olduğu bir dönemde yöntemini kadınlara öğretti. Çalışmalarının başarısını ve uzun ömürlülüğünü bir kez daha teyit eden ilkelerinin çoğu bugün hala emtia ticaret sektöründe uygulanmaktadır.
Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu TASS'a verdiği röportajda Rusya ve Azerbaycan Rusya Federasyonu'nun Artsakh'ta bir başkonsolosluk açma olasılığını görüşmeye devam ediyor dedi. Elçi Bülbüloğlu, Rusya bir konsolosluk açma isteğini dile getirdi çünkü Rusya'da halihazırda Yekaterinburg ve St. Petersburg'da iki ana konsolosluğumuz var. Rusya'nın büyüklüğü ve Azerbaycanlıların sayısı dikkate alındığında bu mantıklıdır. Azerbaycan'da ise tam tersine konsoloslukların çalışmaları daha sınırlı ama tartışmalar devam ediyor. Çeşitli seçenekler sunuluyor diye konuştu. Daha önce Federal Konsey'in Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin, Stepanakert'te Rusya Başkonsolosluğu'nun açılışına yönelik olası hazırlıkları duyurmuştu. Onun sözleri Azerbaycan toplumunda öfkeye neden oldu. Ermeni dağlık bölgelerinin kültürel mirasının ombudsmanı bir açıklamada bulundu. Bundan tam 11 ay önce Türk-Azerbaycan kuvvetleri kuşatma altındaki ve insani kriz içindeki Artsakh'a karşı geniş çaplı bir savaş başlattı ve bunun sonucunda Artsakh Cumhuriyeti işgal edildi ve nüfusu boşaltıldı. Savaş sırasında Azerbaycan güçleri sivil altyapıya saldırarak insanlığa karşı ağır suçlar işledi. Artsakh'ın nüfusunun tamamen boşaltılması ve geçici işgalinden sonra Bakü, Ermeni tarihi ve kültürel değerlerini yok ediyor ve sahipleniyor. Yerleşim yerleri ve mahalleleri yok ediyor. Örneğin Çarekdar Manastırı Azerbaycan vandalizmine maruz kalmış, birçok tarihi ve kültürel eserin yakınındaki tabelalar tahrip edilmiş, Stepanakert yakınındaki haç yıkılmış, Mardagert'in Vank adlı köyündeki araba plakalarının duvarı Cumhurbaşkanı'nın emriyle yıkılmıştır vesaire. Bu liste tam değildir ve her saniye yeni vandalizm vakalarının kaydedilmesiyle ikiye çarpılarak büyümektedir. Batı Ermenistan'ın Garno-Garin Erzurum vilayetinde 30 Ocak 1901'de yıkıcı bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sadece Garno vilayetinde değil, çevre bölgelerde de hissedildi. 1901 depremi Batı Ermenistan'ın Garno vilayetinde büyük yıkıma neden oldu ve bunların arasında Kutsal Asvatazin Kilisesi'nin yıkılması da vardı. Kutsal Asvatazin, Garno Erzurum'un önemli bir manevi ve kültürel merkeziydi ve buranın yıkımı Ermeni toplumu için büyük bir kayıptı. Kilisenin yıkılması Osmanlı yetkililerinin baskısına maruz kalan Ermeniler için bir başka acı darbe oldu. Bu olay Ermeni milletini birleştirmeye ve çeşitli zorluklara direnmeye zorlayan Ermeni halkının tarihinde yaşanan birçok felaket ve kayıpların bir kez daha hatırlatıcısıdır. Ne yazık ki 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasında Ermenilerin o bölgedeki tarihi varlığı tamamen yok edildi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.